Merhaba. Freer Sanat Galerisi'nin deposunda daha çok tahta baskılarıyla tanıdığımız bir Japon sanatçının yaptığı olağanüstü güzellikte iki tabloya bakıyoruz. Bu tabloları hayatının son günlerini yaşarken yapmış. Evet, bu videomuzda ünlü sanatçı Katsushika Hokusai'yi ve uzun sanat yaşamı boyunca ürettiği son eserlerinden ikisini yakından tanıyacağız. Hokusai uzun bir yaşam sürmüş. Kimi yazılarında 110 yaşına kadar yaşamayı arzuladığından bahsetmiş. Fuji Dağı'nın Yüz Görünümü isimli kitabında bu arzusunu yansıtan bir yazısına rastlıyoruz. Çizim yapmaya 6 yaşında başladığından ancak 110 yaşına geldiğinde her bir fırça darbesinin ve çizdiği her bir noktanın canlı ve hayat dolu olacağından bahsetmiş. Oldukça üretken bir sanatçı o kadar çok eser üretmiş ki onun yerindeki herhangi bir sanatçı kendisini tam anlamıyla başarılı hissederdi. Hayatının son demlerinde içinde coşup taşan yaratıcılığa tanık oluyor ve bunu resim yaparak değerlendiriyor. Aslında bu eserlerin Hokusai'ye dair daha kişisel şeyleri yansıttığını düşünebiliriz. Oduncu tablosu ile başlayalım. Bu eser, ebedi hayat kaynağını bulması için bir imparator elçisinin göreve gönderilmesini anlatan, Japonya'ya özgü bir klasik drama türü olan Noh oyunundan esinlenerek yapılmış olabilir. Elçi bir oduncuya rastlar ve "Ebedi hayatın kaynağı nerede, biliyor musun?" diye sorar. Oduncu onu aradığı kaynağa gönderir. Böylece elçi imparatora güzel haberi vermek için geri döner. Bu bir halk masalı ve burada resmedilen oduncu da büyük ihtimalle bu masaldaki oduncu diyebiliriz. Büyük ihtimalle belinin etrafındaki su kabağının içine ebedi hayat kaynağından su dolduruyor. Ancak bu tabloyu balıkçı tablosuyla birleştirdiğimizde ortaya başka bir teori daha çıkıyor. Hayatın anlamı üzerine konuşan bir oduncu ve bir balıkçı hakkında eski bir Çin hikayesi var. Her ikisi de doğayla iç içe yaşadıkları ve etraflarındaki dünya ile uyum içinde olduklarından dünya, evren ve hayat arasındaki mükemmel dengenin sembolü haline gelmişler. Bu noktada dikkate değer bir şey daha var. Bu tablolarda resmedilen figürlerin meslekleri basit olabilir ama 90 yaşındaki Hokusai açısından anlatılmak istenen mesele oldukça ciddi ve önemli. Burada gördüğümüz uzak dağlar Çin geleneğinden alınmış. Bu geleneğe göre böyle uzakları resmeden eserler özel bir ölüm hissiyatı yaratmak için kullanılırmış. Ancak bunlar aynı zamanda oduncunun doğal çalışma ortamının bir parçası. Odun toplamak için dağlara gidip köye geri dönüyor. Diğer yandan balıkçı tablosunda ise resmin üst kısımları boş bırakılarak okyanusun engin genişliği anlatılmak istenmiş. Bu tabloları birlikte ele aldığımızda ise parçalar birleşiyor ve her bir öge farklı bir anlama kavuşuyor. Bir tarafta arka planda görünen dağların aşağısında toprağa bağlı yaşayan ve gözü yerde olan oduncuyu görüyoruz. Diğer tarafta ise balıkçı gözlerini hafifçe yukarı doğru dikmiş boşluğa bakıyor. Biz de bu resme bakarken kendimizi ister istemez acaba neye bakıyor ve ne düşünüyor diye sorgularken buluyoruz. Balıkçı çok daha dalgın ve düşünceli görünüyor. Aslında bunun Hokusai'nin kendi portresi olduğunu düşünenler de var. Balık ve tüylerle dolup taşan bu muhteşem hasır sepetin üzerinde oturuyor. Arkasında ise su yosunları var oldukça sade şeyler giymiş olmasına rağmen resimden bolluk bereket taşıyormuş hissine kapılıyoruz. İyi yaşanmış bir hayatı olduğu izlenimini veriyor. Öte yandan bir bilinmezlik hissi de var. Bu tabloların her ikisi de Hokusai'nin bir ölçüde kendini resmettiği yarı otoportre eserler olabilir. Burada gördüğümüz tüyler bu eserler için ilk günden bu yana resmin şaşırtıcı bir ögesi olarak değerlendirilmiştir. E, bir balıkçının sepetinde neden böyle tüyler olur ki? Ya da bunlar gerçek kuş tüyü mü? Şuradakiler yüzgeç mi? Tabii bir başka Noh oyununa atıfta bulunuluyordu olabilir. Bu oyunda balıkçının biri bir ağaçtan sarkan tüylü bir elbise görür. Elbise hoşuna gider ve onu evine götürür. Bir gece ilahi bir varlık gelir ve ona elbisemi geri ver. O olmadan cennete geri dönemiyorum der balıkçı ise neden bunu sana geri vereyim ki onu ben buldum ve çok hoşuma gitti ancak benim için dans edersen sana elbiseyi geri veririm der. Bunun üzerine ilahi varlık balıkçı için eşsiz bir dans performansı sergiler. Balıkçı da sözünde durur ve elbiseyi ona geri verir. Yani belki de balıkçı burada doğaüstü bir varlığın dans edişini izliyordur. Kim bilir? Belki de eve götürebileceği başka bir tüylü elbise bulmaya çalışıyordur. Bu tablolarda dikkati çeken bir nokta daha var. O da balıkçı ve oduncunun yüzlerindeki gülümseme. Etraflarındaki dünyadan ve kendilerinden memnun görünüyorlar. Balıkçının öne doğru eğilmiş hali olumlu duygular uyandırıyor çizimlerdeki bu ustalığa ayrıca şaşırıyoruz çünkü 90 yaşına gelmiş birinin güçten kuvvetten düşmüş olabileceğini fırçayı sabit tutmakta düzgün çizimler yapmakta zorlanacağını düşünürüz ancak belli ki durum böyle değil oduncu tablosu bu anlamda daha da şaşırtıcı bu eserde oldukça hareketli bir görüntü var hokusai elbette ki çok başarılı bir ressamdı öyle ki aklına koyduğu her şeyi çizebiliyordu ancak yakından baktığımızda oduncunun kıyafetinin siyah dış hatlarında bir duraksama fark ediliyor. Fırça çok da sabit tutulmamış. E, tabii bu bilerek de yapılmış olabilir. Çünkü resme canlılık katmış. Bu çizgiler aynı zamanda kıyafetin dış tarafını biraz yıpranmış da gösteriyor. Oduncunun tam anlamıyla hakkını verdiği yorucu bir iş gününü çok güzel yansıtıyor. Aynı zamanda bu fırça hareketleriyle yarattığı hareketli ama doğal görünen figürlerle kariyeri boyunca gördüğümüz ustalığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Aa, bir de kullandığı farklı dokular var tabi. Başının etrafına sardığı kumaşla saçlarının kabarıklığı arasındaki tezat oldukça şaşırtıcı. Hokusai gerçekten de hem kendi zamanının hem tüm Edo döneminin hatta belki de Japon resim sanatı tarihinin en başarılı ressamlarından biriydi. Daha geniş bir çerçeveden bakarsak belki de 19. yüzyılın en başarılı sanatçılarındandı. Tablolarının kenarlarında gördüğümüz imzalar Hokusai'nin yaşını gösteriyor. Gerçekten de bu tabloları 90 yaşında yaşlı bir adam diye imzalamış. Hemen altında ise bir Budizm sembolü var. Japonca'da bu Manji diye telaffuz edilir. Manji, Hokusai'nin kullandığı son takma isimdi. Sanatçı her zaman Hokusai ismini kullanmıyordu ve hayatının bu son evresinde Manji ismini kullanmayı tercih etmişti. Bunun altında ise üzerinde yüz yazan bir mühür görüyoruz. Bu mühürle Hokusai, tamam şu an 90 yaşındayım. Ancak 100 yaşına kadar yaşamak istiyorum der gibi. Ne yazık ki yaşayamadı. İmza aynı zamanda o dönemde Hokusai'nin kötüleşen sağlık durumunu yansıtıyor olabilir. Çünkü karakterler çok da düzgün bir şekilde yazılmamış. Fırça darbelerinde bir tereddüt var. Vuruşların ortasında durmak zorunda kalmış. Oysaki birkaç yıl geriye gittiğimizde eserlerinin altında son derece muntazam fırça darbeleriyle atılmış imzasını görebiliyoruz. 90 yaşında ürettiği tam 12 eser arasında hangisinin en son üretilen eser olduğunu bilmiyoruz. Bu iki tablo Hokusai'nin son iki eseri olmayabilir. Ancak resimlere yansıyan huzursuzluğunu göz önüne alırsak, tabloların derinliklerine ve karmaşıklıklarına baktığımızda, bu ikisinin sanatçının son tabloları arasında olması çok mümkün. Hoşçakalın.